Emlak Dream TV izleyicileri merhaba. İkinci Her Yeniyle Kentsel Dönüşüm Kongresi bugün gerçekleşiyor. Yanımızda kongrede katılan, konuşmacı da olan aynı zamanda Kuyaş Gayrimenkul Genel Müdürü Salih Sağın da var. Salih Bey, biraz önce siz de oturumdaydınız, konuşmacı oldunuz. Kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Tabii. Bugün kentsel dönüşüm üzerine konuştuk. Özet maddelerle kentsel dönüşümün bir milli mesele olduğu söylendi. Biz de buna katılıyoruz. Niye milli mesele? Çünkü yapı stoğumuzun %90'ı deprem riski altında. Birincisi bu. Bunun bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız bir. Bunu yaparken bir taşla 5-6 kuş vurmak mümkün. Hem depreme karşı riski bertaraf etmek mümkün. Hem çok ciddi bir altyapı problemimiz var biliyorsunuz İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde. Yollarımız eksik, hastanelerimiz eksik, metromuz yok. Bütün bunlar da bu fırsattan istifade yenilenebilir. Üçüncüsü şehirlerimiz eski. Yani 30-40 yıllık binalarda oturuyoruz. Konstitüomuzun çoğu eski. Oysa biz geleceğe yatırım yapmalıyız. Bu vesileyle konstitüomuzu yenileyebiliriz. Bu ana başlıklar çerçevesinde konuşuldu bugün özetle. Bir de master plan denildi. O da önemli konu, burada paylaşmak istiyorum. Parsel bazında değil de, yani bir binayı yıkıp yeni bir bina yapmak bazında değil de 5-10 binayı yıkıp bir ada, hatta daha büyük mahalle, hatta daha büyük şehir bazında ne kadar büyük bazda planlarsak o kadar daha verimli bir geri dönüş alabileceğimiz konuşuldu. Ana başlıklar bunlardı. Peki Kuyaş olarak neler yapıyorsunuz bu aralar? Kuyaş olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Bizim biraz farkımız var buradaki herkesten. Farkımız şu, biz bir kere borsaya kote bir firmayız. Borsadayız. Borsada 450 civarında firma var Türkiye'de. 45 civarında da inşaat ve gayrimenkul firması var. Biz o 45 firmadan biriyiz. Onunla da kalmıyoruz. %100'ü borsaya kote 3 tane firma var Türkiye'de. Biz o 3 tane firmadan bir tanesiyiz. %100'ümüz halka açık. Bizim %100'ü halka açık 3 firmadan biriyiz. Bu bizi özel bir konuma koyuyor. Birincisi, evet, ticaret yapıyoruz. Kar etmek zorundayız. Ama bir yandan %100'ümüz halka açık olduğu için sosyal sorumluluğumuz da var. Çünkü herkes bizim hissedarımız olabilir. Evini yıktığımız birisi hissedarımız olabilir. O yüzden kar kaygısıyla sosyal sorumluluk kaygısını eşit götürmek durumundayız. Bu sebeple biraz önce saydığım ve bu toplantının da özeti olan doğru prensipler, doğru yaklaşımlar çerçevesinde ancak kentsel dönüşüm projeleriyle ilgileniyoruz. Yani mesela öyle parsel bazında bina yık, bina yap, o bize uymuyor. Çünkü sosyal olarak buna karşıyız. Daha büyük ölçekte yapılması lazım. Demin sayılan kriterlere uygun yerler arıyoruz. Ve bulmakta da zorlanıyoruz tabii, yani ne kadar çok filtre koyarsanız. Şu anda ruhsat aşamasında olan, bitirdiğimiz, biz 27 yıllık bir firmayız. Son 10 yıldır çok yoğun olarak gayrimenkul faaliyetimiz var. 551 bin metrekare, 2 milyar dolar rayiç bedeli olan iş bitirdik. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, ofisler, atölyeler, blokları, birçok şey yaptık. Şu anda da ruhsat sürecinde iki ayrı A sınıf ofis binamız var ve masamızın üstünde de hani çalıştığımız da konut projeleri, kentsel dönüşüm projeleri var. Burada ofis de yapacaksınız sanıyorum, değil mi? Biraz anlatır mısınız projenizi bize? Tabii, projemiz hemen Basın Ekspres yolunun başında kendimize ait bir arsamız var. O arsanın üzerinde 35 bin metrekare bir projeye başlayacağız. Ruhsatını almak üzereyiz. Çok yakın zamanda. İki bloktan oluşuyor. Bir bloğunu İstanbul Altın Borsası'na müşterimiz, evet, onlara sattık. Türkiye'nin altınları artık orada saklanacak. Şu anda Türkiye'de değilmiş. Biz de bunu bu alışveriş sırasında öğrendik. Yurt dışındaymış altınlarımız. Onlar artık Türkiye'de bizim yapacağımız bir binanın yerini söylesem mi? Bodrum'unda saklanacak. Öyle değil mi? Türkiye'nin en güvenlikli binası olacak. Hepimizin altını saklanacağı için. Onun hemen arkasındaki arazide de gene borsa kule tabir ettiğimiz 15 kat, zemin artı 15 kat, 35 bin metrekarelik, 61 bağımsız bloktan oluşan A sınıfı ofis binalarını yapacağız. Oranın konsepti Türkiye'nin en güvenlikli A sınıfı ofis binası. Yani altta Türkiye'nin altınları var. Üstte de Türkiye'nin en değerli firmaları var. Ruhsatını aldınız herhalde. Henüz almadık. İşte içeride konuşulan konulardan bir ana başlık da oydu aslında. Evet, yani 169 gün dedi. Yani
inanamadım ben. Daha bile uzayabiliyor. Ama hakikaten bakın, buradaki hepimiz iş ortaklarıyız. Kimler iş ortakları? Yukarıda devlet iş ortağı, bakanlık iş ortağı. Aşağıda yerel idare, belediye iş ortağı. Arsa sahibi iş ortağı. Biz de yapanlar da iş ortağıyız. Bunların hepsi koordineli çalışmazsa bu hiçbir iş olmaz bu ülkede. İleriye gitmez. Çünkü kendi kurumları bile sabır diliyor artık. Aynen öyle. Müteahhitlere yani. Bu anlamda. Yani biz de sizlere evet o sabrı evet. Diliyoruz gerçekten. Ama biz sonuna geldik Rusas'ın inşallah. Yani yüzdük artık denizin sonuna geldik diye ümit edip bir dahaki görüşmemizde başladık diyeceğim inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim herkese.